Bunca acıya katlanılır mı ya? Bu nasıl bir acı ya? Böyle bir acının tarifi. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 madenci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden madencilerin ardından yakınlarıyla birlikte olan anıları kaldı. Madende yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın annesi ise onlardan sadece biri. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca aileleri ziyaret etti. Ben yavrum kıyamıyordum, benim uşağım içeride gitti yavrum. Benim yavrum içerilerde gitti yavrum. Buna ne diyorsun, sorumluları nasıl uyuyorsunuz? Var mı gaz şeysi var mı diye nasıl bakmıyorsunuz da benim yavrularımızı onları uyutuyoruz? Demiş eşine. İçeride demiş tahminat olacak. Siz önceden yapıyor. Bu uşakların kulaklarını bunu duyuyorsunuz da nasıl önceden bakmıyorsunuz öyle olarak? Nasıl bakmıyorsunuz yavrumuz gitti. Yavrum gençliğine doyamadı yavrum tabi sen oldu. Öte yandan faciada ağır yaralanan 6 madencinin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakuraşehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan olay gününü anlattı. Oradan yaralı olan arkadaşlarımızı çıkarmak için tesisatımızı aldık, ocağa girdik. Oradan ilk etapta şu anda hastanede yatmakta olan yeğenim, öz yeğenim Taner Şen'i gördüm. İlk etapta tanıyamadım. Diğer sefer ocağa girdiğimde zaten diğer arkadaşların vefat ettiğini gördük. Vallahi söylenecek çok şey var. Yani üzüntümüz büyük. İki kardeşinden biri ağır yaralanan Kenan Akgül ise son duruma ilişkin bilgi verdi. Buraya geldiğinde kalbi durmuştu. Kalp masajıyla bu tekrardan hayata kavuşturuldu. Öyle bir kenetlenmişler, öyle bir birbirine bağlanmışlar ki yani ölümü dahi gözlerini önüne alıp tekrarın ocağın içerisine girdiler. Nurettin Yiğit başhekimimizin Allah razı olsun durumunun yani 5 hastamızdan bir tanesinin sadece diğerlerinden biraz hafif ağır olduğunu, diğerlerinde iyiye gittiğini söyledi. Yani şu anda burada biz umutluyuz.